Tayvan'da zamanında olmuş bir olay arkadaşlar. Bence çok önemli ve ders alınması gereken bir olay. Tayvan'da 3 tane suçlu var. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Sinirlendirmek istemiyorum sizi çünkü. Ben videoyu belgeseli seyrederken baya sinirlenmiştim çünkü. Bu 3 kişi önceden suçlu dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıktıkları yani şeyden hapisten çıkıyorlar. Ondan sonra bir kızı kaçırıyorlar. Fidye istiyorlar falan filan ama iş olamıyor. Çünkü işte basın vesaire bu, bu olayı öğreniyor ve sürekli bu ailenin peşinden takip ediyor bunları. O yüzden de o parayı bırakıp da ondan sonra kızlarını alma olayı gerçekleşemiyor ve bir süre sonra öldürüyorlar kızı ve yani kötü öldürüyorlar. Yani birçok şey de yapıyorlar kıza. Ondan sonra çok ilginç bir şekilde kurtuluyorlar abi. Yırtıyorlar yani. Yakalanmıyorlar. İşte tiplerini değiştiriyorlar bir şeyler yapıyorlar falan. Çünkü adamların kim olduğu da belli. Ona rağmen kurtuluyorlar. Tayvan polisi o sıralar tecrübesiz biraz. Ondan sonra abi şey oluyor. Bir daha işte çocuk kaçırıyorlar. Birilerini kaçırıyorlar. Ondan sonra fidyeyi alıp veriyorlar. Birkaç kere daha bunu başarıyorlar. Ama her seferinde bu sefer yani öldürmüyorlar. Fidyeyi alıp bırakıyorlar galiba anladığım kadarıyla. Ondan sonra işte birisi tipini değiştirmek istiyor. Tipini değiştiriyor bir estetik cerrahla. Sonra o estetik cerrahı öldürüyor. İşte hemşireye tecavüz ediyor. Onu öldürüyor. Böyle Böyle pislikler yani. Ama gün geliyor bu 80'lerde yanlış hatırlamıyorsam olan bir olay. Gün geliyor bunlar yakalanıyor. Yakalandıktan sonra da idam ediliyorlar. Zaten bir tanesi vuruluyor galiba. Diğeri de anlayınca yakalanacağını kendisini vuruyor. Diğeri de idam ediliyor. Ve ondan sonra güvenliği bunlar o kadar iyi hale getiriyorlar ki Tayvan şu anda dünyanın en güvenli yerlerinden bir tanesi oluyor. Bundan gerçekten çok ciddi ders almamız lazım. Bazı ülkeler bazı ülkeler nasıl oluyor da dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi oldu. Tayvan'da onlardan bir tanesiymiş şu an. Ve böyle suçlulara zamanında böyle suçlulara ev sahipliği yapmış olmalarına rağmen. Nasıl olabiliyor abi? Nasıl olabiliyor? Hükümet kafaya koyuncu olur. Hükümet kafaya koyuncu olur. Hükümet diyecek ki benim insanımın güvenliği en önemli şey. Benim insanımın güvenliği en önemli şey diyecek ve onunla ilgili bu sefer adımlar atmaya başlayacak. Tabii ki işte eğitim de önemli. Tabii ki ekonomik seviyede önemli. Mesela sen ülkene dışarıdan aşırı göç alırsan ülkeni çok büyük sıkıntıya sokuyorsun. Kendi elinle. Kendi elinle çok büyük sıkıntıya sokuyorsun. Ha buradan içeriye sen teröristleri alırsan çok büyük sıkıntıya sokuyorsun. Sen kendi insanını bak bazı ülke vardır kendi insanını düşünür. Bazı ülke vardır umrunda değildir. Bazı ülke vardır da kendi insanına düşmandır. Bazı ülke kendi insanına yönetim, kendi insanına düşmandır. Bugünleri gelecekte anlatacak mıyız acaba? Biz bugünleri de gördük diye. Buna arkadaşlar bir de şöyle bir bakış açısı var biliyorsunuz. İşte şiddetli olmaz bu işler. Şiddetli olmaz önemli olan eğitim. Şiddetli olmaz işte insanlar fakir olduğu için. Biliyorsunuz değil mi o muhabbeti? Ne zaman suçlarla ilgili konuşsan, ne zaman işte güvenlik, işte sokakta soyuluyorsun vesaire bunlarla ilgili konuşsan hemen söyledikleri laf sol gerici tayfanın. Söylediği laf şeydir. İşte sen onların neler yaşadığını biliyorsun. Onlar on kardeş oldukları için böyle. On çocuk oldukları için böyle. Onlar fakir oldukları için böyle. Eğer fakirlik bitseydi bilmem. Peki sana şunu söyleyeyim. Madem her siki bu kadar iyi biliyorsunuz sol gerici tayfa. Madem her siki bu kadar iyi biliyorsunuz, neden sizin zihniyetinizdeki adamların yönettiği hiçbir ülkede sorun eksik olmuyor, sıkıntı eksik olmuyor? Sizin zihniyetinizdeki adamlar. Hadi bunu söyle bana, bunu açıkla, bunu açıkla abi. Neden Türkiye'de sizin belediyelerinizin olduğu yerde en fazla bu tür insanlar var? Çünkü sizin zihniyetiniz bu insanları çekiyor. Önünüzde bir Seattle örneği var. Seattle. 2015 yılında biz Seattle'daydık. Güzel bir şehirdi. Ama arada böyle şeylerden görüyorduk işte gazetelerde özellikle ormanlarda evsizler var. Evsizler yaşıyor falan filan diye fazla girmiyor orman falan diye gazeteden görüyorduk. Ara ara evsiz görüyorduk. Şu an şehrin ortası çadır kent gibi olmuş. Nasıl oldu bu iş? Çünkü şöyle oluyor. Bazı Einstein'lar, onlar sol tayfa ya demokratların. Bazı Einstein'lar demiş ki biz bu işi bitirelim. Biz bu işi nasıl bitiririz? Bu e, junkilere çünkü bunlar canki yani uyuşturucu bağımlısı, evsiz ve uyuşturucu bağımlısı. Bunlara para verelim. Bunlara yiyecek yardımı yapalım, para yardımı yapalım ve sorun çözülsün. Bunu yapıyorlar. Bunu yaptıktan sonra Free diye ismi çıkıyor. Diğer bütün şehirlerden, eyaletlerden evsizler buraya akın ediyor. Sizin yönetiminizde burada da mesela diyorsunuz ya çocuk başı para vereceğiz. Yok işte ailelere para vereceğiz, bilmem ne yapacağız. İyi de adamlar mesela dilencilik yapıyor. Senden benden kat kat daha iyi para kazanıyorlar. Onların fakir olduğunu nereden bileceksin sen? Adamlar dilenciliklerini şey mi yapıyorlar? Vergisini mi veriyorlar dilenciliklerinin? Oturup bunu söylemen lazım. Mesela diyeceksin ki filanca şehirde Filanca ülkenin filanca şehrinde çok fazla suç vardı, çok fazla fakirlik vardı, çok fazla işte sokakta yaşayan insan vardı. Bizim zihniyetimizdeki insanlar başa geçtiler ve bitti bu olay. Çünkü biz onlara eğitim verdik ama şey değil. Yani zorunlu eğitim değil. Onlar isterlerse geldiler. Hepsi de gönüllü olarak geldi eğitime. Ondan sonra bedava para verdik bunlara. Bunlar bedava parayı alınca hemen suç işlemeyi bıraktı, hemen dilenciliği bıraktı, hemen çocuk yapmayı bıraktılar. Böyle bir ülke var mı mesela? Böyle bir şehir var mı? Yani tarikatçılar, dinciler nasıl hayal dünyalarında yaşıyorlarsa siz de aynı şekilde hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Artık bir, bir tık uyansanız diyorum. Bir tık uyansanız diyorum. Yani hayat, gerçek hayat sizin rezidanslarınızdan, gerçek hayat sizin yaşadığınız o villalardan, sizin yaşadığınız o siteli evlerden, kapalı, korunaklı, siteli evlerden daha fazla. Orada bitmiyor yani. Onların sınırlarında bitmiyor gerçek hayat. Onların sınırlarının dışında başlıyor aslında. Del Picasso aksine artıyor sonra. Evet. Enes İnce Suriyelilere çocuk yardımı yapsak ne oluyormuş işte. Ne oluyor? Sorunlar çözülüyor mu abi? Yani şöyle mi oluyor? O tür insanlara dur lan size para yardımı yapayım falan dediğin zaman. Ha ne güzel para geldi tamam biz artık bununla yaşayabiliriz. S Sorunumuz kalmadı. Çocuklarımızı da okutalım artık onlarda işte doktor avukat falan olsun. Amerika'da aynı kafa aynı zihniyet yüzünden. Ve işte bak olayın içinde demokrasi olduğu için. E, baştaki adamların umurunda değil çünkü. Tek umurlarında olan oy almak. Varoş'ta ya da getoda yaşayan 5 kişilik bir aile... Bir tane doktordan ya da bir tane mühendisten onlar için daha değerli. Çünkü onlar 5 kişi sen bir kişisin. O yüzden biz yırtınıp duruyoruz ya abi adam mühendis olacak bak ülkeye faydası olacak. Birisi mühendislik öğrencisi dızo tarafından bıçaklanıyor ölüyor. E, umurlarında mı? Değil. Çünkü şöyle görüyorlar o mühendislik öğrencisi 1 oy öteki dızolar 5 oy. O yüzden dızolar dızoları koruyalım. 5 oyu koruyalım. Bu yüzden umurlarında değil. Buna ciddi ciddi inanan insanlara yazıklar olsun. Ciddi ciddi yani sen bu adamlara bedava para verdiğin zaman sorunların çözüleceğini sanan insanlara yazıklar olsun. O sizin mallığınız abi. O paraları üreten fakirlere versinler. İşte bir devletin yapması gereken devletin sorumluluğu yani gerçekten oyu değil de gerçekten ülkenin iyiliğini düşünecek bir sistemimiz olsa baştakilerin ülkenin iyiliğini düşünecekleri bir sistemimiz olsa o olur. Üreten fakirlere versinler şu anlama geliyor. İş alanı açacaksın. İş alanı açmak. Yani senin ülkende bir kişi çalışmaya niyetliyse, çalışmaya niyetli olduğu halde çalışamıyorsa işte o devletin suçu. O devletin utanması gereken bir şey. O devletin suçu. Çalışmak isteyen, çalışarak para kazanmak isteyen herkesin fırsat bulabilmesi lazım. Senin devlet olarak buna uğraşman lazım. Senin tam tersi iş kurmak isteyen, iş kurmak ve yanına da çalışan almak isteyen kişilerin tepesine çökmemen lazım. Biz bu adamların kanını nasıl daha çok emeriz diye düşünmemen lazım senin. Tam tersi bu adamlara destek vereceksin. Gerçek anlamda onlar çevrelerindeki işi aldıkları insanlara destek verecekler. Böyle böyle işsizlik azalacak. Ondan sonra bağırır durursunuz işte yok Türk'olar iş beğenmiyor. Türk'olar çok şımarık, e, asgari ücret istiyorlar. Türk'olar çok şımarık e, sigorta istiyorlar. Tayvan örneğine gelecek olursak arkadaşlar bu işler iki kere 2 4'tür. Gerçekten öyle. Sen tepeden eğer şunu dersen, ben kendi insanımın güvenliğini sağlamakla yükümlüyüm ve kendi insanın güvenliğini sağlamak istiyorum dersen gerisi gelir. Hukuk sistemine de bunu eklersin, değişimi yani. Polise, bekçiye de bu değişim yansır. Verdikleri yetkiler, sayıları vesaireleri, verilecek eğitimlere, eğitim kalitesine bu değişim yansır o eğitimi zorla verirsin. Ben eğitim almak istemiyorum okula git. Hayır zorla verirsin. Ondan sonra diyorlar ya Atatürk çok işte şeydi diktatördü. Atatürk çok diktatördü zorlayın. Hayır zorla vereceksin eğitimi. Zorla vereceksin. Çünkü iki tane alternatif var. Sen insanının üreten çalışan eğitim gören bu topluma faydası olan insanını korumaya mı çalışıyorsun? İki tane o zaman şey var. Alternatif var. Ya bunu yapacaksın. Ya zorla eğitim vereceksin herkese. Ya da ne yapacaksın yani? Suçluları takır takır vuracak mısın? Bir de o var. O da olabilir. Suçları takır takır vur sayı, sayıları azalsın. Göç etsinler falan filan. Yani onu da yap. Hangisi daha insan, insancılı çözüm? Fatih Çetin. Diktatörlük ile yöneten ülkelerde güvenlik konusunda rahat olsun. Mozambik'te o da yok demiş. Ben şeyi hatırlıyorum ya. Askerde alaydayken çok disiplinliydik. Her geçtiğin yerde böyle sürekli komutan geçiyor. Selam vermen gerekiyor. Selam vermen gerekiyor. Artık bıkmıştık yani şey diyorduk uzak bir yere gidelim. Alayda kalmayalım uzak bir yere gidelim kafamız rahat etsin falan. Ondan sonra uzak karakola gidince sevindik falan sevindim. Abi komut çok fazla komutanın olmaması daha kötü. Askerlerin kendi halinde kalmaları daha kötü. Ondan sonra bazı arkadaşlar torpille falan alaya gitti tekrar. Onlar nasıl oluyordu ya? Kura yanlış çekilmiş böyle uyduruyorlar. Kura yanlış çekilmiş bilmem. <laughs> Kura yanlış çekilmiş. Alaya geri gidiyorlar mesela. Gidiyorlar. Göksu Demirci. Acaba amaçları bakın sizin yasanız işe yaramıyor deyip Allah'ın yasalarını uygulamayı mı hazırlamak? Bunun için yol mu yapıyorlar? Demiş. Türkiye'ye getiremezler. Şeriatı getiremezler. Çünkü e, azınlık olduklarının farkındalar ve onu oturtacak şeyler de olmayacak. O kadar güçleri de yok. O kadar güçleri de yok. Bizim uyanmamız lazım. Konuşmamız lazım abi. Uyanıp konuşmamız lazım. Ben çok konuştum. Çok kavga ettim. Çok Twitter'a girdim. Lan bildiğin real kavga bile edecektim artık. Ne yapayım yani? Biliyorsunuz değil mi? R ile real kavga bile edecektim artık yani. Harbiden de gidecektim yani. O bir sembolik bir şey olsun en azından yani. Şeriatçı bir herifle en azından sembolik bir şey olsun diye. Daha ne yapayım yani? Önemli olan şu arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Siz kendinizi ne kadar ezdirirseniz sizi o kadar ezerler. Siz kendinizi ne kadar ezdirirseniz sizi o kadar ezerler. Herkes aynı anda çıkacak. Herkes aynı anda susmayacak, konuşacak. Bakın Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu bu üç suçlu dedim ya Tayvan'da. Bu üç suçlu bu kızı öldürüyorlar dedim ya. Bu olduktan sonra halk sokaklara dökülmüş. Bak bu çok önemli işte. İşte bu çok önemli. Bu olay olduktan sonra halk sokaklara dökülmüş. Artık bizim güvenliğimizi sağlayın diye. Bizde abi kameralar karşısında bir duzo ve biz defalarca kere söylememize rağmen ve bu kaçıncı oldu. İlk olan da değil. Taksici arkadan vuruyor. Bu şekilde yani nasılsa bana hiçbir ceza gelmez. Kafasıyla büyük ihtimalle taksiciyi arkadan sırttan vuruyor. Ondan sonra da e yani güvenliğimiz yok diye insanların sokaklara dökülüp protesto etmesi lazım. Bu tamamen hukuki bir hareket. Hukuk dışı bir hareket değil. İnsanların sokaklara dökülüp bunu protesto etmene lazım abi. Onlar tek millet. Biz ümmeti Muhammed. O yüzden biz de... Evet biz birbirimize giriyoruz çünkü. Biz birbirimize giriyoruz. Şimdi bizde mesela bunu insanlar protesto etse diğer grup çıkar. Diğer grup çıkar. Böyle saçma işte şey derler mesela. Gaz, Gazze bombalanırken neredeydiniz falan derler. Bak eminim ki derler. Yüzde yüz eminim ha. Yüzde yüz eminim derler. Ya da işte zaten şey tayfa hiç çıkmaz. Etiket Reis ve onun tayfası. Onlar hiç çıkmaz zaten. Onlar der, der ki işte TC doğuda faşistlik yaparken işte köyleri yakmışlar biz duyduk. TC doğuda faşistlik yaparken niye ses çıkartmadınız falan derler. Mehmet şunu diyorlar. sarı, sarı elekler o kadar ayaklandı ne oldu ne geçti ellerine. Ne geçti abi? E, hiçbir şey geçmedi diye ayaklanmayacak mı insanlar? Bir de yani bak onların yaptığı ap ayrı bir şey. Bu benim söylediğim olay tamamen hukuk hukuki bir şey yani. Çıkıyorlar, yürüyüşler yapıyorlar, protestolar yapıyorlar. Bizim artık güvenliğimizi sağlayın diyorlar. Bu tamamen hukuki bir şey yani. Zabuza Momochi. Türk halkı şaşırma yetisini yitirdiği için hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Bunu ben değil psikiyatrlar söylüyor. Evet. Yürüyüşleri de hukuksuz. Bak ne olurdu biliyor musunuz? Bak size garanti garanti veriyor, vereyim mi? Garanti ne olacağını söyleyeyim. Garanti şu olurdu. Bizimkiler bizim güvenliğimizi alın falan filan diye yürümeye başlardı. Hemen onun arasına ajan provokatörleri sokarlardı. Bizim güvenliğimizi istiyoruz falan derken arada böyle Biji falan diye, Demirtaş falan diye, yok işte Öcalan falan diye slogan atanlar çıkardı. Hemen şeyler çıkardı LGBT falan. Kürdistan vardır, LGBT vardır, Biji vardır falan. Hepsi Mao Zedong yoldaşımlar falan çıkardı. Ondan sonra tabii şey olurdu. Yürüyüş bahane, protesto bahane falan diye. Hatay'da depremzeder sessiz yürümek zorunda kaldı. Depremle ilgili yürüyüş olsa onda da aynısı olur ki. Gazze yürüyüşü yapacağız. Yok Filistin'e destek diyor. Hemen şeriatçılar çıkıyor. Sokak köpekleri sahipsiz değildir demiş. Sokak köpekleri sahipsiz değildir yürüyüşünde de çıkarlardı. Tangayla yürüyen erkekler çıkardı bak. Gökkuşağı üstü üstü gökkuşağı altı tanga, ayakta topuklu ayakla, ayakkabılarla yürüyen Kürdistan vardır. Böyle şey. Rainbow'un üstüne Kürdistan bayrağı falan böyle. Onunla gezen adamlar falan çıkardı.